just wanna be young. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Hadi geçelim içeri ya. Aman aynen ya, okula inşallah geç kalmamıştır çok. Yok ya, saat daha erken. Aynen ya, gel. Hocam, çocuğum. Hocam siz nasıl okula girdiniz? Yani sınıfa, yani ders başladı mı? Yok çocuğum, ders başlamadı da ben eşyalarımı bıraktım. Ha tamam. Bir de neresi tamam sonra. Ne oldu hocam? Yok yok, bir şey yok çocuğum. Buraları dağıtmayın, deney yapacağız gelince. Tamam hocam. Ne diyecekti acaba ya? Çantaları bırakalım. Ha Alex, merhaba. Selam. Of, çantaları bırakalım şuraya. Gel. Bu arada burada senin beslenme kabın kalmış. Ama neyse, artık senin oldu, haberin olsun. Teşekkürler. Hoca ne diyecek? Şu an merak ettim ya. Ona takılmayacaksın değil mi? Ay, çantamı niye çıkarıyorsun salak ana? Yanlışlıkla yaptım. Ne konuşuyorsunuz? Ben de geleyim mi? Gel veya gelmeyeceğim. Burada kahvemle ben tek başıma yiyeyim. Şunu da koyayım. Oh Berat. Evet çocuklar, günah. Günah hocam, günah. Çocuklar, bugün derse başlamadan önce size bir şey diyeceğim. Evet, hocanın dediği gibi ne olacak acaba? Çocuklar, sınıfımıza yeni bir arkadaşınız gelecek. Arkadaşımız mı gelecek? Yeniyse nasıl arkadaşımız oluyor hocam? Çocuğum lafı geveleme. Tamam. Çocuklar, yeni bir çocuk gelecek sınıfınıza, yani arkadaşınız, düzgün konuşalım ki, erkek bir arkadaşınız gelecek. Neyse, kendi tanıtır zaten. Gelce bakalım. Evet hocam, kendi tanıt. Hocam tanıtacak bir şeyim yok ama yani benim adım James Knight, bu kadar. Ha? Evet bu kadar. Kaç yaşındasın oğlum? Hocam üniversiteye gittiğime göre en fazla kaç yaşında olabilirim? Ha tamam oğlum, sen biraz tamam, özür dilerim, ben geçeyim şöyle. Her yeri bozma ama sıkıntı değildir herhalde. Yok değil. Ay bu ne kadar kendini beğenmiş bir şey ya. Ay aynen, ilk günden ben hocaya böyle bağırsam beni disipline yollarlardı. Aynen ya, ne kadar kötü bir şey. Merhabalar dostum, benim adım Alex. Selam. Çocuklar şimdi tanışma faslını geçin. Çünkü dersimiz acil başlamamız lazım. 2 dakika geçmiş ders başlayalı. Hocam yani kendimi kısa tuttum. Yani o kadar da geçmemişti yani. Neyse yine de geçelim biz derse. Bakın çocuklar, şimdi bu eğik fakat bu düz. Neden acaba? Of gel lan, çıkalım ya, ben bekleyemeyeceğim sınıfta. Vallahi çok susuz kaldım, kantine gidelim. Kantine mi ya? Of, ben param yok ama daha dün getirdim. Kantin param yok. Neyse o zaman gitmeyeyim ya, ben çok susamamıştım da. Selam dostum. Selam. Adın? James. Ha öyle mi? Benim adım da Alex. Çok memnun oldum. Burada çok böyle erkek yoktur. Bir tane de erkek var ama ben ona açıkçası gıcık oluyorum. Ama yine de o da iyidir. Ama biz seninle çok iyi takılırız eminim. Çünkü ben onu çok sevmediğim için çok arkadaşım yoktu. O yüzden seninle çok güzel arkadaş oluruz. Ama benim şimdi gitmem gerekiyor. Nereye gidiyorsun? Ben arkadaşlarımın yanına gideceğim. Kahvemi de alayım. Sonra görüşürüz kanks. Nereden kanka olduk biz? Neyse. Geldim. Ha, çocukla tanıştın mı? Evet evet tanıştım, iyi birine benziyor. Ya ben şimdi acıdım ya, onu da mı alsak? Ay harbiden acıdık ya. Zaten o çocuğun eline bırakamayız onu. Bence alalım. Aynen aynen alalım. Hadi sen erkeksin koçum, git çağır onu. Tamam. Nathan'ın James. Efendim. Bizim bir grubumuz var ve biz hep teneffüslerde onlarla takılırız. Sen de bizimle takılmak ister misin? İlk günden yani böyle çok gruplarla takılmak istemem ama yani. Hadi ya dostum ya, teneffüs zaten 10 dakika 5 dakika mı ne? Ay çantam çıktı pardon.
Teneffüs 10 dakika 5 dakika bir şey ya. Lafı gevirmeye gerek yok. Geliyor musun gelmiyor musun? Geleyim bari. Hadi gel. Gel geliyor gel. Ya. Ya neden sen şunu ısınamadın? Ya ısınma ne bileyim böyle. İlk günden biraz itici geldi. Neyse boşver ya. Selam. Selam. Adın neydi senin? James. Memnun oldum. Neyse hadi kantine gidelim. Ya benim param yok. Ben sana bir şey alırım kanka gel ya. Ay ya gelseniz de ya uyuşuk ayaklar. Geldik. Evet. Burası bizim okulumuzun kantini. Güzelmiş. Benim eski okulumdaki kantin böyle çok kötüydü. Ve çok küçüktü bahçesi. Evet hem burası bizim okul olduğu için çok güzel. Tabii ne demezsin. Her neyse gelin. Kantine gidelim. Burası bahçe çünkü. Of kanka hiç anlamamıştım. Ha, tabii ki anlamazsın. Senin paran var mı? Hayır yok. Benim de yok. Ya benim zaten kahvem var. Siz ne halt yiyorsanız yiyin ben gelirim. Sen de gel. Ne ya sen burada otur. Senin de paran yok. Sana da bir şeyler alırız. Sen de otur. Tamam biz bir şeyler alıp geliyoruz. Tamam. Ay bu desin. Tamam. Kanka ne alak ya. Ben çok bir şey karıştırmayacağım. Sonuçta benim param değil. Ay tabii kendi paran olunca nasıl hemen her şeyi gümrüyorsun. Ne alakası var? Her neyse. Gel. Buradan çikolata falan alalım yani. Merhaba abla. Merhaba çocuğum. Ne alabilir burada acaba doyuracak bir şey? Bilmem ki. Gerçi ben öğle teneffüsünde alacağım. Şimdi çikolata alayım. Aa, çocuğum parasını ödemeden yedin. Evet biliyorum. Ama param da yoktu zaten gidelim. Ya kanka ne vardı? Ya sus. Poşetiyle yedik o kadar ya. Ne yapayım para veremem. Neyse ya ben zaten çok zenginim. Para vermeyin. Sen miydin yeni gelen çocuğum? Oy sana gel bedava bir şeyler verelim. Nasıl ya? Bana yeni geldiğimde böyle yapmamışlardı. Aynen ya. Her neyse. Artık umursamıyorum. Ben param yok bir şey daha almadım zaten. Ay ha. Hanımefendi bana hiç gerek yok ablacığım yani. Ay ne alakası var? Gel sana da bir tane çikolata verelim. Sen de böyle poşetiyle para ödeme hadi git. İyi poşetinin tadı da bir ayrı kötüymüş. Ay tabii tabii mükemmel mükemmel. Bayağı güzel yani. Ben geldim. Gelin o zaman şöyle. Bir şeyler yapalım ya. 2 dakika falan kalmıştı zaten. Sınıfa çıkalım. Ya sınıf hani ya çıkıyoruz ya. Bak burada ne güzel doğa bak. Bizim okul siz ay sizin okul değil gibi değil burası. Bak bu, burada ne kadar güzel şeyler var. Hadi gidelim. Ya neden ya çocuğu attın gittin? Bilmem ki sevmedim ben onu. Lisa ya çok abartıyorsun gerçekten. Evet ya ben yeni geldiğimde hiç böyle yapmamıştınız. Çünkü sen bizden bir gün sonra geldin. Olsun. Çocuk bir ay sonra geldi. Ya çekmedi ya cık kalmadı. Ben de onunla giderim bak. Hayır hayır sen gitme. Tamam o da gelsin. Gel hadi James biz yukarı çıkıyoruz. Ay beni bırakmayın. Tam geldim. Zaten yukarı çıkmak istiyorum ben. Zil çaldı hadi çıkalım. Tamam çıkalım çok beklemem. Vallahi bu sefer hoca bizi döver ha. Hadi gidecek geçelim sınıfa. Ve oturun. Benim çantam oradaydı. Geçer misin? Pardon. Her neyse. Evet çocuklar tam zamanında geldiniz. Aferin size. Ben de şimdi gelmiştim sınıfa. Her neyse. Şimdi size biraz resim nedir onu konuşacağız. Resim böyle güneş çizdiğiniz. Bir dakika. Biraz gerçekçi olmalıyım. Çok çocuklar ben gerçekçi bir borcuyum anladınız mı? Şimdi güneş bir tane böyle bir güneş çizersiniz. Böyle çizersiniz. Sonra yeşil bulutlarınız olur mesela. Hayal gücü diye buna gelir işte. Bugün hayal gücünü işliyoruz. Ne? Bize 4. sınıfta öğretmediler lan bunu. Neyse boşver. Ne güzel ders kaynıyor işte. Evet tahtayı silen bir yiğit yok değil mi? O yüzden ben siliyorum. Sonra çocuklar resimde aslında hayal gücünüzde bir kırmızı bir ay çizebilirsiniz. Sonra mesela mavi yıldızlar olur. Öyle. Buna hayal gücü denir.
Bugün hayal gücümüzle hepinize tahtaya saçma sapan resimler çizeceğim. Ama saçma sapan olsun çünkü çocukların hayal gücüleri saçma sapandır. Çok iyi anlattınız. Çok 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 mükemmeldi. Neyse yine zil çaldı. Ya benim aslında bugün biraz karnım ağrıyor. Çok dışa çıkmak istemiyorum ya. Su alacağım diye ama poşetiyle çikolata yediğim bir kantine gidecektim. O da zaten mahvoldu. Ben sınıfta duracağım. İyi ya, benim annem para gönderecekmiş. Ben onu güvenlikten almaya gideyim kanka. Sen biraz burada otur. Ay ben de kahvemi yenileyecektim, ona gideyim. Tamam. Ben de kitabımı alayım ya. Allah Allah. Ben de nereye gitsem, ben de müdüre gideyim. Ben de tanışmak istemişti. Ay pardon. Özür dilerim. Önemli değil. Allah'ım ya. Bir de şu anmış. Ay neyse ya. Tamam sen bir şey yapmadın ya. Tamam. Ay uf, ilk günler rezil oldum ya. Bu çok kötü bir şey. Neyse. Müdürün odasına saçma sapan gitmeyeyim. Ben havalı bir çocuğum. Tamam anladık. Evet çocuğum, seni tanımak çok güzeldi. O zaman okulumuza hoş geldin. Hoş bulduk müdür hanım da. Ben şimdi gideyim de. Tabii gidin. Sen dersin işte çocuğum, çok başarılı bir çocuk olacaksın eminim. Sağ olun. Ay zil çaldı, uf ya. Olamaz. Ben Lisa'nın yanında oturuyorum. Çok kötü bir şey. Hayır. Yerimizi değiştirmeliyiz. Hayır. Oraya. Neyse ya. Gözün içinden bu benim kitabımı düşüren çocuk da beni diyecek. Her neyse, ben sakin kalayım da anlamasınlar bir şey. Bu kadar çalıştığına yeter ya. Zil çaldıktan sonra çalışılmaz. Öğretmeni bekleyeyim. Ay aynen, orası da çok iyiydi. Ha kanka, siz geldiniz mi? Siz? Yani Allah Allah, yani hayır öyle değil. Yani hayır, ben yanlış anla diye demedim. Siz derken ben geçeyim de, ay patlama yaşayacak Lisa yine. Hayır yani yani siz derken yanlış dedim. Sen geldin mi sınıfa? Hiç sınıftan çıkmadım ki. Ha pardon. Şöyle. Çocuklar bugünün son dersinde işledik. Ah sonunda bitti ya. Odalarımıza gidelim artık. Tamam. Çocuklar. Evet hocam. Kimin yurt odası dolu? Hocam bizim iki kişilik var, dolu Alex'le. O zaman kimin yurt odası boş daha doğrusu? Benimki dolu hocam. Evet benimki dolu. Hepimizinki dolu hocam. Hocam benimki değil, ne oldu ki? Ha kızım, o zaman James sen Lisa ile birlikte kal. Ne? Tamam hocam. Çantanı topla git Lisa'nın odasına, gösterirsin James'e, tamam mı? Tamam hocam, tamam. Zor oldum ya. Ne oldu ki? Ya ben onunla aynı odada kalamam. Kalırsın ya, hadi gidelim biz. Hadi çocuklar, biraz da kendiniz vakit geçirin odanızda, çok yormayayım ben size, hadi. Çantanızı toparlayın gidin. Tamam. Lisa sen miydin? Evet benim. Senin odanda kalacağım sanırım. Evet. Çantamı toplayayım. Sen de topla da gidelim. Benim toplanacak bir şeyim yok zaten. Benim çantam burada. Evet her şeyim hazır. Kanka bak, bir sorun olmasın. Yok olmaz. Hadi Alex gidelim odaya biz. Ay. Hadi gel. Bekleyin, bizi de geliyor. Ben de geliyorum. Tamam bekliyoruz. Ay kalemimi, defterimi de alayım. Geliyorum kankslar. Hadi gidelim. Hadi sen, biz ayrılacağımız için sen benimle dur. Sen de gelin. Of.
hadi ya. O zaman artık dağılalım, biraz da kendimize vakit ayıralım yani, değil mi? Evet. Acaba benim odam tam olarak nerede? Burada, gel. Tamam çocuklar, görüşürüz. Görüşürüz. Ay canım, odam mükemmel odam. Şunları da kapatmayı unutmuşuz. İnşallah biri bir şey almamıştır. Yok, bir şey almamışlardı ya, gel. Neyse, ben artık biraz kahvemle bilgisayarda oturacağım. Sen ne yapıyorsan. Evet, odana hoş geldin. Evet, güzel bir odaya benziyor. Evet, zaten güzel bir oda. Buraya sen yerleşebilirsin. Ben de iyi. Ay yok. Ben de bu 2B benim şeyim. Dolabım sana da 2A kalıyor. Zaten yataktan belli oluyor umarım. Evet evet oluyor. Her neyse, sen yerleş. Ben de burada resim falan, resim çizimimi geliştirmem gerekiyor. O yüzden resmi yapacağım. Tamam. Ben de eşyalarımı yerleştireyim. Çok fazla. Ay. Çok fazla eşyam var. Uf ya. Bunları nasıl yerleştireceğim eşyamı? Bunun için zaten kitaplarım var. Bunu hiç dağıtmayayım. 2A'ydı. Şöyle koyalım. Evet. Çantam nerede? Çantamı da buraya koyayım. Şimdi dolabımı karıştırırlar falan. Kilidi de yok. Koyayım şöyle. Heh. Evet. Ne çiziyor ya, sorsam mı? Ben böyle tek başıma takılmayı da sevmem. Bilgisayarda hiçbir şey yok. Roblox'um yüklenmiyor. Ne yapayım yani, depolamam yok. Lisa. Evet. Sen ne yapıyorum demiştin? Resim çiziyorum. Ne çiziyorsun? Resim. Hayır yani, figür olarak ne çiziyorsun? Aslında çok da bir şeye karar vermedim. Ne çizebilirim sence? Bilmiyorum ki yani, çiz bir şeyler. Neyse ya, ben ben bugün çok yoruldum. Yani bana ne bunda? Yani ben yatacağım, bay bay. Görüşürüz. Neyse, ben yatayım ya. Allah'ım ya Rabbim. Harbiden ne çizsem ya? Bana niye sordu acaba? Kesin bir işler karıştırıyor bu. Çocuk zaten haindi ama. Ya o da arkadaşım aslında. Benim bununla acil arkadaş olmam lazım. Çünkü yoksa yani iyi geçinemem ve herkes o da arkadaşıyla iyi geçiniyor. Ben o da arkadaşımla iyi geçinemezsem asla bir şey olmaz. Asla bir şey olmazsa beni döverler. Beni döverler işte, neyse, okulun popüler, en popüler kızıyım ben zaten. Beni ünlülüğümü düşürürlerse çok cringe olurum. O yüzden acil güzel bir şeyler çizmeliyim ve James'e arkadaş olmalıyım. Evet, bunu kendime dediğime inanamıyorum ama maalesef arkadaş olmak zorundayım. Her neyse. Müzik dinlerken aklıma gelir. Uyku gelmiyor ya. Efef. Sinir oldum şu an. Uykum gelmiyor. Ne yapacağım ben? Evet, bu doğru. En iyi insan sensin. Bana mı diyor? Evet evet, en iyi sensin. Bu dünyada sensin. Bu dünyada. Tövbe ya, ne diyor bu kız? Bana mı diyor ya? Delirdi iyice sanırım. Bana öyle bir şey demez çünkü. Evet evet diyorum sana. Hı? Aa! Sen ne yapıyorsun burada ya, Allah Allah? Şarkı söylüyordun da uyuyamadım. He. Yani. Hep ben sana demiyorum bu arada yani. Biraz ses söylüyor olabilirim ama ben sana demiyorum yani. Şarkı bu. Ha, şarkı mı? Evet evet, şarkı. İnşallah yanlış bir şey anlamamıştır. Ay, ben de yanlış bir şey anladım ya, Allah Allah. Evet seni, evet seni, bu dünyada en çok seni, sadece ama seni seviyorum.
Her neyse. Üf ya. Sıkıldım. Şunu koyayım da bari. Ay, özel telefonum arıyor. Görünmez telefonum. Alo efendim kanka. Öf yine ne konuşuyor bu kız ya. Üf, ben bari bir şeyler yapayım, sıkıldım. Evet. Dışarı mı çıkalım? Akşam iznimiz var. Doğru, bugün zaten salı, akşam iznimiz var değil mi? Ay çıktı. Evet çıkalım mı? Önemli bir şey mi diyeceksin? Kanka orada mısın? Hadi gel. Tamam. Ben Nayon'la hemen çıkıp geliyorum. Sen burada bir şeyler yap işte. Tamam. Kanka, Alex'le bir karar aldık biz. Ne kararı? Kanka, James'i de gruba ekleyelim mi? James'i de mi gruba ekleyelim? Evet, ne oldu, kötü bir şey mi oldu? Hayır yani biraz eklemeyelim, niye ekliyoruz? Bak kanka ya, gerçekten bir şey mi oldu? James'e neden bu kadar gıcıksın? Benden çok onu sevecek yani ve çok itici yani ya, bir hareket yapsa herkes sanki ona bayılacak gibi hissediyorum. Ve eğer benim önüm düşerse yani çok kötü olur ve ayrıca çok itici. Kanka ya öyle düşünme, bence iyi çocuk. Yani onu da gruba alalım, en fazla ne olur? Ne olmaz ki? Ya her şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Sadece deneyelim. Zaten istediğimiz zaman gruptan çıkarma şansımız var. Evet, doğru aslında. Alex'le biz kararımızı aldık. Eğer sen kabul edersen alacağız gruba. İyi, alalım. Tamam, o zaman akşam çağıralım mı onu da? Çağıralım yani, gruba alacaktık, çağıralım. Tamam sen git çağır onu, ben de Alex'i çağırıyorum. Tamam. James, ne oldu? Bir şey diyeceğim. Ne? Seni biz grubumuza alıyoruz. Ne grubu? Bizim üçlü bir grubumuz var. Yani üçlü arkadaşlık grubu, ama istersen artık sen de gruptasın. Buna sevinirim. Daha önce beni hiç gruba almamışlardı. Neden? Bilmem ki, beni çok itici biri olarak buluyorlar ve beni sevmiyorlar. Neyse ya, takılma. Biz aşağı ineceğiz. Gelecek misin? Böyle saatlerde izin veriyorlar mı? Her salı ve perşembe izin veriyorlar. Akşam herkes şu an dışarıda zaten. Yani evet. İşte öyle. Bazı kişiler dışarı çıkabiliyor. İyi, kabul etti mi? Evet etti kanka ya. Kabul etti. Neden bu kadar sevindin? Yok canım, yani iyi oldu. Evet, üçlüden sıkılmıştım. Ben farklılıkları severim. Evet ne demezsin? Geldik. Hadi gidelim. Hoş geldiniz. Kabul etti mi kanka, kabul etti mi? Evet etti. Huhu, o zaman gelin aşağı inelim. Tamam. Hadi gelin oturalım şöyle ya. Buraya oturmayı çok seviyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ne? Hocalar geldi demin, dediler ki işte çok fazla da oturmasınlar, hava soğuk dediler. Tamam. Ama ben tabii ki ders çalışıyordum yine. Ay seni zaten şaşmadık. Siz nerede oturacaksınız? Biz burada oturacağız ya, sen kalkma. Ya iyi, aynen. Ben sizin sesinizle uğraşmayacaktım da. Her neyse, hadi gelin. Şöyle. Kanka çok üşendim. Benim parmağımda, kendi parmağımda bize bir kahve al. Tamam. Ben de kahve alacağım. Tamam, ben de alayım mı? Ben sana alırım, sen hiç kalkma, otur şöyle. Sen okulu biraz tanı, lise sana tanıt. Zaten siz odada konuşmuşsunuzdur bir şeyler. Yo, o zaman bir şeyler yapın işte. Ben sana da kahve alırım. Tamam. Okulu beğendin mi bari? Evet beğendim, güzel okulmuş. En azından eski okulumdan iyi. Niye ya? Eski okulum bayağı kötüydü. Yani anlatmak istiyorsan anlat yani. Yani biraz karışık ya. Boş ver, sen dinleme. Yok anlat.
Yani aslında nasıl anlatıldı çok bilmiyorum ama. Yani bana zorbalık yapıyorlar desem yeridir. Neden? Bilmiyorum ki, beni sevmiyorlardı. Neden? Bilmiyorum, beni çok itici buluyorlar. Yani bu okulda da eminim birkaç kişi şey yapıyordur ama bu okul bayağı samimi geldi bana eski okulumdan sonra. Evet, ben de burayı çok sevmiştim. Anladım. Biz geldik de ne oldu? Hiçbir şey. Eski okulunun iyiliğini anlatıyordu bana da James. He, böldüysem özür dilerim ama sana kalpli kahve aldım o kadar. Ay canım, gel yanıma otur. Ay. Oturayım şöyle kanka da. Şöyle. Ne konuşalım? Bilmiyorum, mükemmel bir şeyler konuşalım ama. Kanka al kahveni, getirdim sana. Ne konuşalım? Bilmem. Kahveler bitti. Ben de bittim açıkçası. Uykum geldi. Yukarı mı çıksak? Evet, konuşmamız da bitti zaten. Aynen, hadi yukarı çıkalım. Evet, neyse çıkalım. Biz. Evet, çöpümüzü atalım da. Lisa, istersen seninkini atayım ben. Sağ ol, hadi biz çıkalım. Sen atmayacak mısın? Yok, ben çöp koleksiyonu yapıyorum. Ya kanka saçmalama, at. Neyse atayım bari. Hadi geçelim. Hadi gidelim odalarımıza. Ben uyuyacağım artık. Ben de, iyi geceler hepinize. İyi geceler size de. Üf, ben yatacağım ya. Yoruldum bugün. Ben de. Uf, ben de yatayım. Güzel bir gündü ya. Çok yorgunum. Ay, bugün okul var. Okul erken bugün. Bugün işte sınav var bugün. Ay, hemen üstümü giyip çıkmam lazım. Okul. Vah okul. Gideceğim okula. Of. Günün ne okul. Ben çıkıyorum. Okula geç kalacağım. Benim gitmem lazım. Bay bay. Ya Lisa, bir bekle. Ne oldu? Ben de geleyim ya, öyle deme. Ben gidiyorum. Gitmem lazım. Çocuklar, biz... Nayon? Ay, siz burada mıydınız? Evet. Ay yarabbi ya, ben... sınav var, hadi geç kalmayalım ya. Neden bu kadar geç çıkıyorsunuz? Ya, bilerek mi yaptık? Al sen de çantanı. Hadi gidelim. Sınav benim çok iyi geçti. Kaç bekliyorsunuz? Vallahi ben 99 bekliyorum. Bir tane yanlışım çıktı bir puanlık sorudan. Ben de... Lisa? Lisa, iyi misin? Ne yapıyorsunuz be siz? Kanka da ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz Elsa ya? Lisa, iyi misin? Lisa. Ay çabuk öğretmenlere söyleyin. Gel. Nerede bu müdür? Hocam. Ne oluyor çocuğum? Hocam ya, arkadaşımızın koluna top attılar. Çok acıyormuş. Sanırım kırık falan bir şey var mı? Bakar mısınız? Gelin, nerede arkadaşınız? Lisa orada. Lisa. Lisa kızım, iyi misin? Hocam kolum acıyor. Gel. Allah. Oynatabiliyor musun kolu? Hayır. Ya siz ne yapıyorsunuz arkadaşımıza ya? İyi misiniz? Ya yanlışlıkla odalar dedik ya size ya. Bir şey dediniz önemli değil. Kızın kolu kırıldı resmen. Hanımefendi ya. Burada çok böyle üstüne dikinleyin. Kolunu altıya aldık zaten. Biraz uyusun.
Yalnız bir okuldan geliyoruz da yani belli büyük yani. Yani okula geri dönebilecek miyiz acaba? Zaten bugün biraz uyusun bu ya. Bugün gelir okuldan yani o hastaneden çıkar bugün merak etmeyin. Bir iki saat siz burada isterseniz oturun. Tamam. Hadi gelin gidelim. James geldim. Geldim. Buyurun. Lisanın yakınları siz misiniz? Evet biziz. Buyurun bakmak isterseniz bakabilirsiniz hastaya. Tabii biz gidelim şöyle. Lisa iyi misin kızım? İyiyim sanırım biraz daha. Merak etme şimdi zaten çıkacağız hastaneden. Okula geri dönüp biraz dinlenebilirsin. Tamam hocam. Hastamız çıkış yapabilir. Ha öyle mi? Çok iyi. O zaman biz çıkalım. Gel kızım şöyle. Sen incinme daha fazla. Hadi Lisa biraz odana git dinlen. Of tamam ya bu kadar abartmayın Allah Allah. Altı üstü yani 5 kiloluk bir top yedik Allah Allah. Çok azmış. Bu kadar abartmayın ben iyiyim yani. Neyse ben odaya gidip biraz yani kolum artık olmadığı için bir tanesi şimdilik. Ben yani yapacak bir şey yok müzik falan dinleyeceğim. Resim çizeceğim bir şeyler yapacağım ben odaya gidiyorum. Geliyor musun sen James? Bizim Alex'le bir işimiz var. Çantaları alacağız. Bunlar hiç olumlu bakmadı. Kanka boşver ya sen gel şöyle. Ya kanka tamam ya ameliyattan çıkmadık sakin olun. Bir tane alçı sardılar. Tamam yine de olsun sen şöyle geç. Ne yapmak istersen yap ben de odama gideyim. Çok odaya girmek yasak zaten bay bay. Siz nereye? Biz geliyoruz. Bir oraya gidiyorlar bir buraya. Hadi gidelim. Ay tamam sakin ol sen de. Gitmemiz lazım ve onlara şimdi gösteririm. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ya özür diledik ya abi tamam yeter ya. Bak bize zaten siz en fazla lisesiniz falan ya. Bak bize beni kendinize bulaştırmayın oğlum bak. Bakın vallahi kıza ne yapmadığınız kalmadı. Ya bak bir de cevap verme yeter be. Hocam çocuk dövüyorlar. Nerede kızım? Hocam burada. Çocuğum ne yapıyorsunuz siz? Hocam ya hiçbir şey yapmıyoruz. Çantalarımızı alıp gideceğiz. Hadi gel gidelim. Çocuklar ne olduğunu söylemeden bir yere gidemezsiniz. Müdürüm ben. Hocam ağızlarının payını verdik o kadar. Şu şekilde gidelim. Sen benim odama gelir misin James'ci? Ben odama gideyim de havalı görüneyim. Hadi gel kızım. Çocuklar iyi misiniz? Tamam iyi değilsiniz. Gel gidelim. Hadi gel ya yurda gidelim. Tamam da. Çocuklar niye gelmedi ya? En son çantalarımızı alıyorlardı. Evet ya. Aha da siz ne yapıyorsunuz burada? Sormayın ya. Biz çantaları alırken çok sinirlenip çocuk yani aslında biz dövmedik. James dövdü çocuk da. Ne çocuğu dövdü? Ne çocuğu dövdü be? Yani çok sinirlensen kolunu kırdıkları için biraz dayak yedik çocuklar. O yüzden şimdi müdür nasıl ne hesap veriyor? Nasıl ya? Hepsi benim yüzümden oldu. Hadi gel. Ben gidiyorum. Hayır git. Müdür abla çok kızar. Hoca çok kızar. Ya dur. Hoca çok kızar. Hayır ya yeter. Tık tık tık. Gir.
Hocam şey ne oldu da yani sesler falan geliyor. James'le konuşalım çocuğum sana bundan. Hocam ne hakkında acaba? Çocuk dönmüş çocuğum. Ne olabilir? Hocam onun suçu değil ama yani benim kolumu kırdıkları için sinirlenmişler yani onu suçlayamazsınız. Onun suçu yok. Çocuğum bilin çocuk dövüyorlar ya sen çıkar mısın? Hocam ama ya benim su yüzümden oldu. Lise için. Hem de hemen. Tamam hocam. Evet James'cim sana geldik. Hocam vallahi bir şey yapmadım ya. Senin disipline gönderdiklerine haberin var ve sen hala böyle bana cevap mı veriyorsun? Evet veriyorum. Ne oldu Lisa niye girdin? Girmem bir işe yaramadı zaten ben sınıfa çıkıyorum görüşürüz. Lisa! Ben Lisa'nın yanına gidiyorum çantalarımızı alıp moral vermeye çalışacağım. Sen burada... şey bekle James'i. Başka çarem yok zaten. Of ya niye biz böyle bir şey yaptık ya? Lisa bekler misin? Ne oldu? Lisa neden bu kadar sinirlisin? Hepsi benim yüzümden oldu ve onu disipline yolluyorlar. Niye? Lisa sen hani sevmiyordun? Sevmiyorum ama yani ben haksız şeyle göz yumamam. Gel biraz sınıfa çıkalım ha. Sınıf burası zaten. Aşağı işte ay neyse yurda odasına çıkalım. Hayır ya ben hiçbir yere gitmek istemiyorum. Kapıda bekleyeceğim. Lisa! Ne var? Lisa bak kapının önünde bekleyerek bir şeye ulaşamayız. Yani, hoca demezken, müdür demezken ay bu çocuklar çok üzülmüş de James'e disiplinin şeyini yazdırmayalım demeyecekler. Olsun bir umut yani konuşuruz belki. Lisa konuşamayız. Öf ya sen her şey olumsuz bakarsan olmaz. Hadi gidelim. Lisa. Ne? Bak Lisa azıcık sakinleş. Gel şuraya oturalım bari. Çantada yerimde yoruldum. Bak Lisa. Senin hem kolun kırık, böyle şeyleri şey yapamazsın. Hadi gel. Ya hayır ama ya kolum kırılmasının sebebi bendim. Ve o çocuktu ve o toplardı. James değildi ki. Zaten onun için almadılar ki. Adam dövdüğü için aldılar. Onun da suçsuzluğu yok yani. Neyse gel çantaları şuraya bırakalım azıcık da oturalım. Peki. Anladın mı? Tamam hocam. Ayrıca bir daha da bana karşı gelme. Söyleyeceklerim bu kadardı. Bir de bana oradan çayımı getir bakayım. Tamam şimdi gidebilirsin. Bir daha aynı şey olmasın lütfen. Tamam hocam. Kanka iyi misin? İyiyim ben odaya çıkıyorum. Öf. Kanka dur çantanı al bari. Tamam. Ya bir de bir şey soracağım. Ne oldu yine ya? Ben yukarı çıkacağım dedim ya. Neden? Lisa neden girmiş bir şey? Ne oldu yani? Tabii ya. Benim Lisa'ya teşekkür etmem gerekirken ben niye odaya çıkıyorum? Ne diyorsun ya? Çabuk yukarı çıkmalıyız. Kanka oradalar ya. Bir şey diyeceksen. Lisa. Evet. Hadi gel odaya çıkalım. Tamam. Söyledin mi? Hayır. Gel ya. Bugün izin alalım mı? Aynı odada kalsak. İzin vermiyorlar değil miydi yani? Bilmiyorum ya yatana kadar yani. Artık sen benim odama gel. Nayon'u da söylerim. Lisa'nın odasına gider. İyi söyleyelim. Tamam o zaman. Ben akşam saatine kadar Lisa'ylayım. Tamam ben de James de benimle. Tamam o zaman hadi gel Lisa. Odanı çantalarımızı bırakalım. Tamam.
Lisa ya, bu kadar kafana takma gerçekten. Neredeydi senin dolabın? Ver ya, ben koyarım. Yok sen şimdi elin falan acımasın. Ay, çantam gitti. Elin falan ağrıyor senin. Burası mı? Evet. Şöyle koyalım. Benimkini de koyalım. Heh, gel şimdi. Ne oldu sana ya, bu kadar üzgünsün? Ya dedim ya ya. Uf. Disiplin yedi çocuk o kadar benim yüzümden. İyi de Lisa. Ya çıktı işte, gitti bitti. Hem sen ne dedin orada? Hiçbir şey demedim. Direkt attılar beni. Emin misin Lisa? Eminim. Fikir, o zaman sen biraz sakinleş. Bilgisayara falan bakalım. Resim çizelim. Ben sana yardımcı olurum. Peki. Oğlum hadi ya. Neden bu kadar mutsuzsun sen? Öf ya. Hem disiplin yedim hem de Lisa'ya yine teşekkür etmiyordum. Tam bu kadar kafana takma. Arna olsun. Akşam edersin. Allah Allah. Gel şöyle. Bence senin canın başka bir şey sıkkınla bahane uyduruyorsun bana. Ne alaka ya? Hadi anlat, ne oldu? Ya bir şey olmadı, of ya. İyi, sen bana bugün bir şey anlatmayacaksın. Evet, anlatmayacağım. Her neyse, odamı nasıl buldun? Güzelmiş. O zaman biz de Roblox falan oynayalım. Ne yapalım ya, sıkılırız. Tamam. Veya istersen gel şuradaki masa oyunu oynayalım. Adını unuttum. Tamam. Evet hadi başla. James. Efendim. James ne oldu ya? Aklıma bir şey takıldı. Ne takıldı? Ay, şunları da bırakayım, oynamıyoruz bile ya. Otur şöyle, anlat bana. Hadi. Dinlerim ben seni. Aa, bir şey diyeceğim ama kimseye söyleme. Ne diyeceksin? Bak sen söylersin, ben gidiyorum. Ya lütfen. İyi söylüyorum ama gerçekten kimseye söyleme. Tamam, söylemem. Ya sanırım sen ben lisandan hoşlanıyorum. Ne? Ama kimseye söyleme. Tamam. Gel o zaman. Gel odaya geçelim. Tamam, kimseye söyleme. Ah be, rahatladım. Ya gel. Çok komikti gerçekten. Sonra ben dedim ki neden böyle yapıyorsun? Aa, alarm çaldı. Ne alarmı? Ya sanırım şey alarm. Birazdan zil çalar yani. Bence artık odana git istersen. Ay doğru, akşam oldu. Ben artık odama gideyim. Neyse, görüşürüz kanka ya. Ara sıra gelirsin odama. Tamam, görüşürüz. Koluna iyi bak, bak bir şey yapma. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Of ya, ben bu kolla o bir iki hafta ne yapacağım ya? O bir iki hafta ne yapacağım ben? Lululul. Çocuklar hadi ya, şey çaldı. Evet, ben de şeye uğurluyordum. Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Tamam mı? Söyleme. Ya tamam dedik, Allah Allah. Tamam. Neyi söylemesin ya? Yok bir şey ya. Hadi sen işte yat sen, boş ver, bir şey yok. Bir şey saklıyorlar. Aa, hoş geldin. Merhaba merhaba. Benim yatmam lazım ya, görüşürüz. Ya neden ya? Ha bir de Elisa, sana bir şey diyecektim. Ne? Şey. Sabah müdürün yanında beni koruduğun için teşekkür ederim. Yani ben aslında seni korumadım ki ben. Yani sadece yani ben hakkı olmayanı şey yaptım yani. Yine de sağ ol. Önemli değil.
Neyse ben bugün çok yorgunum. Yarın da kolum kırık zaten. Yarın da şey yapmam lazım. O yüzden ben yatayım artık. Sana görüşürüz. İyi geceler. Of neyse ya okula hemen gitmem lazım. Ben geç kaldım ben. Ay. Ay yanlış dolap. Lisa? James. Lisa ne yapıyorsun sen? James vallahi bilerek olmadı ya. Kendi dolabımı açacaktım. Lisa ya. Tamam vallahi bilerek olmadı ya. Lan. O ben değil miydim? Allah'tan içinde fotoğrafını sakladığım yerde Allah kahretsin. Lisa. Ne? Bunda yüzü kızarmış. Bir şey görmedi değil mi? Yo canım ne göreceğim Allah Allah. Yok canım ne alaka. Neyse Nayon'un ben çantasını vereyim erkenden. Görüşürüz sana. Ya çok erkene çantayı ver gideyim. Vallahi dayanamayacağım. Nayon bir şey konuşmamız lazım. Çantamı ver. Sen niye benim çantamı taşıyorsun? Senin konum kırık. Ya biraz daha yiyeyim de benim şu an konum o değil. Ne? Nayon. Ne? Ay nasıl söylenir ya bu? Neyi nasıl söylenir kanka hadi ya. Ya Nayon ben yanlışlıkla ikimizin çantasını alırken yanlışlıkla James'in dolabını açtım. Ne olmuş yani yanlışlık işte söyledin mi? Hayır ama bir şey buldum. Ne? Benim fotoğrafım dolabının içindeydi. Neden böyle bir şey yapsın ki o? Kanka bilmiyorum ya. Yani bilmiyorum. Vallahi ben vermedim. Yok kanka sen vermedin zaten. Ben biliyorum ama. Yani neyse ya gel artık. Yani ya bir şey olmamıştır. Ya kanka neden onun benim fotoğrafım onun dolabında? Ya kanka nereden bileyim? Oh hayır. Yok canım böyle bir şey olamaz zaten. Hadi ya biz gidelim. Kanka. Ne? Bak beni burada konuşturuyorsun. Gelecek şimdi. Neyse zaten tam saati olmuş. Bekleyelim onları. Ne oldu hemen söyle. Yani yanlış bir şeyler yoktur değil mi? Çünkü ben öyle bir fotoğraf vermedim. Tamam kanka sakin ol ya. Biraz daha ipucu topla sadece. Biraz daha ipucu topla sonra bana gel. Artık bu iş dedektiflik işine dönmüştür. İnşallah kanka. Tamam kanka yardımlar. Neyse. Ben de gideyim uf ya. Rezil oldum lisede. Şu fotoğrafı da başka bir yere saklayayım. Bekle oradan görürler. Bir dakika. Şöyle yapayım. Bunu da böyle yapayım. Heh artık göremezler. Selam Nayon. Selam da James ne oldu? Hiçbir şey. Nerede? Alex. Alex odada. Gelir birazdan. İstersen git. Tamam benim ona bir şey demem lazım da. Delillerime bir şey daha eklendi. Kesin senin onu bulduğunu söyleyecek. Bak ben erkek şeyini bilirim anladın mı? Kanka. Efendim. Hadi gelsene. Tamam ya şuradan öğretmen araştır dediği ödevin yarısı da kaldı. Onu da şimdi kaydettim ve bitti. Ben bayağı 7'de falan kalktım o yüzden. Bir saattir ödev yapıyorum yani. Şey oldu ya. Ne oldu?
Ne oldu? Ya işte şey oldu. Ya ne oldu? Hadi lafı gevelemelerini hiç sevmem bak. Lisa dolabımdaki fotoğrafı gördü. Hangi fotoğrafı? Fotoğrafı işte biliyorsun ya. He, onu. Kanka sen bittin. Ya hayır ya. Neyse çaktırma daha fazla. Eğer üstüne giderlerse açılırsa ne olur ki yani en fazla? Ya kanka olmaz ama. Ya açılmaktan başka şansın var mı şu an? Söyle bana Allah Allah ya. Neyse konuyu ben açmayayım. Onlar açarsa söylerim özel lisaya ne yapayım. Hadi şimdi hiç çaktırma olayı. Hadi gidelim okula. Tamam. Biz geldik. Niye 2 saattir gelmiyorsunuz? Hadi gelin. Ne oldu sana James? Hiçbir şey. Ben mutluyum gayet de yani. İyi o zaman. Hadi gidelim. Tamam. Ya hayır ya. Kanka tamam ama yeter artık. Abarttım ya. Ya kanka olmaz ya. En sevdiğim hocama böyle bir şey yapamam. Kanka üzülme. Ne oldu? Hala söylemediniz. Ne oldu? Ya sanki ders dediğimiz gibi bir de üstüne basıyorsunuz be Allah Allah. Ya derste hiçbir şey olmadı ki. Bak onlar da fark etmemiş. Ya hayır ya söylemeliyim siz artık. Neyi söyleyeceğim? En sevdiğim hocaya yanlışlıkla gider misiniz dedim. Lisa sen iyi misin? Evet iyiyim, sen nasılsın? Tamam be Allah Allah. Lisa ne olmuş bunda yani? Ya hayır o benim ezeydim hocam. Ona rezil oldum. Lisa sanırım çocukların henüz ne anlama geldiğini bilmiyor. Ne dedin sen? Tamam ağlama. Lisa bak aslında yani hayat böyle şeyler olabilir anladın mı? Gider misiniz bir kelime. Yani insanlar asla bir insanların söylemediği bir kelime yok anladın mı? Eninde sonunda bunu ona diyecektin. Diyorsun yani. Evet, eline sonuna gider misiniz diyecektin. Tamam öyleyiz. Ben onu özelden bir sürü kalp kapatacağım. 400 milyon falan. Lisa abartma ya. Hadi ya Allah Allah. Ben gidiyorum odaya. Sinirlendim şu an. Ah Lisa ah. Ben de bir şey oldu sandım. Neyse. O Lisa sen tanımıyorsun onu. Üstüne basarak söylemen çok iyiymiş. Her neyse aramızı daha fazla açmadan gidelim biz değil mi? Evet ben de gideyim. Ay dün çok kötü bir şey fark etti Lisa. Ne fark etti? Aslında sabah. Ne? Yani şimdi söylememi ister herhalde. Çünkü sen bizim en iyi kankamızsın. Yani. Lisa. James'in dolabında kendi fotoğrafını görmüş. Kendi. Ne alaka canım ama Allah Allah. Sen de uzaktıkça uzatıyorsun. Ne alakası var? Bu olayla ilgili bir. Danıştın. James adlı bir insan var mı acaba? Hayır vallahi ben bilmiyorum bir şey. Hadi gidelim ya Allah Allah. Kesin bir şeyler biliyor. Ben ondan öğrenmez miyim? Of ya. 2 gün okul yok zaten. Sinirlendim. Neyse çantamı hiç boşaltamam. Her gün aynı şey götürüyor zaten ya. Çantayı niye hazırlıyorsam. Üzüldüm şu an. Evet. İşte şimdi Lisa ile tek başımızayız. Her an kimse duymaz. Ona elde sonra bunu söylemeliydim. Ama söyleyemem. Hemen görünmez telefonuma Alex'i aramalıyım. Dın 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 gın gın gın. Ay daha içeri girmedim arıyor yine ya.
Ay şu görünmez telefon özelliği de ne kadar güzelmiş. İstediğin kişiyle akıldan konuşabiliyorsun. Evet evet. Dın dın dın. Alo kanka ne oldu? Daha yeni içeri girdim. Kanka kimse yok değil mi? Yok zaten hoparlörde değil şey telefonum. Görünmez telefonum. Tamam o zaman kanka söylüyorum. Senle Lisa'ya nasıl konuşabilirim? Ya konuş işte Allah Allah. Kimle? Ya Nayon bir gitsene Allah Allah. Özelime de mi karışacaksın? Tamam be Allah Allah. Bugün de Allah Allah kelimesine taktım. Kanka bir şeyler bir konu aç mesela. Yani o ne yapıyorsa sen de onu yap. Sonra bir şeyler de ona. Sonra birlikte yapın bir şeyler. Öyle işte. Kimle konuşayım ya? Tamam kanka mecbur öyle yapacağım. Tamam tamam sen öyle yap bay bay. Neyse ya ben de şu yeni aldığım kalemleri deneyeyim. Lisa. Ne oldu? Sana bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin? Bir dakika şunu bırakayım. Bir dakika bırakamıyorum. Elime yapıştı kalem. Ciddi misin? Evet çıkmıyor kalem. Diğer elimle de kurtaramıyorum zaten. Yardım edeyim mi? Hayır ben kendim yaparım. Evet ne oldu söyle. Bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Lisa. Ne? Ben sizin grubunuza girdim ya. Evet. İşte o grup yani o grupta yani böyle çok iyi çok yani çok sevdiğim biri var mı? Evet var. Kim? Herkes. Öyle değil yani. Yo tamam tamam sağ ol. Ne işler çeviriyorsun sen yeter be artık. Neden benim fotoğrafım senin dolabındaydı acaba yeter ya. Ben hiçbir şeyin saklamasını sevmem. Ne çabuk neler sakladığını söyle bana. Lisa ne alaka ya? Ya bak söyle. Lisa bunu şu an söyleyemem. Niye? İşte o özel bir mesele. O zaman gruptan çıkarsın. Neden? Bizim grup arasında özel meselemiz yok anladın mı? Peki grup arasında özel meseleniz bir kişi arasında da mı yok? Böyle bir şey var mı ki? Tabii ki var. Kimle bizden bir şey saklıyorsun? Bak Lisa bu seni ilgilendirmez anladın mı? Bütün şeyler bunu kalmıyor. Bir insan asla bunu açığa çıkarmaz zaten. Başka bir şey olamaz. Ben bunu şimdi Nayon'a söylemez miyim? Dur ya ben böyle ajanlık falan yapayım ama böyle bir şey olamaz ya. Ben onu sevmiyorum. Neyse ya falan. Tamam kanka. Biz görünmez telefonlarla konuştuk da ben Lisa'nın yanına gidiyorum. Benle de bir gün geçirmiyorsun Allah Allah. Ne yapayım Lisa önemli bir şey dedi. Hadi bay bay. Bay bay. Lisa ben geldim. Benim acile çıkmam gerekiyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Kanka. Ya ben çok üzgünüm şu an. Kanka ne oldu ne oldu bir şey öğrenebildin mi? Kanka gayet apaçık bariz. Ben en sonunda çok sinirlendim. Hani benim bir tane şeyim var ya sinirlenmeyen şeyim. Evet o şeyin.
İşte ben en sonunda sinirli hepsinin patlaması getirip sordum. Ne dedi? Bu seni ilgilendirmez dedi. Sonra neden dedim? O da çünkü seninle alakalı bir şey değil ve ayrıca senden saklı dedi. Ben dedim ki bu grupta eğer sen varsa kimse kimseden bir şey saklayamaz dedim. Sonra bu da geldi, ne yaptı? Ne yaptı? Dedi ki bir grup içinde iki kişiden saklayabileceği bir şey var mı dedi. Ben de ortada kaldım. Tabii böyle bir şey var. Evet. Yani o da kesin biriyle bir şey kuruyor. Senle mi kuruyor? Ay, bu soruyu sorduğun için özür dilerim. Senle kurmaz. Alex'le kuruyor. Alex'in bir planı var. Kanka. Acaba o benden hoşlanıyor mu ya? Kanka vallahi bana da öyle geldi şimdi. Sen uyduruyorsun diyemem. İki günde okul yok bak. Sana bir şeyler dersen çabuk bana haber ver, tamam mı? Biz senin arkandayız. Sen daha evlenmek için çok gençsin. Sen daha 15 yaşındasın. 15 diyorum. Tövbe ya. 15 mi dedim ben? Evet. İşte sen daha 18 yaşındasın. Yani sen daha üniversitedesin. Sen de çok gençsin, anladın mı? Sikil sen de hoşlanmaz. Karşında beni bulur. Evet. Her neyse kanka, ben gideyim. Alex çok fazla şüphelenmesin, hızlı döneceğim demiştim. Beni en çok üzen şey de herkesin oda arkadaşıyla anlaşıp benim anlaşamamı. Üzülme ya. Bence sen de onunla anlaşmalısın. Çocuk o kadar seviyor seni. Ne oldu Lisa? Ha, benden sakladığını sanıyorlar ama ben biliyorum. Her neyse çok belli etme, yoksa sana çok kötü patlar. Evet ya, biri beni seviyor, vallahi onu da kaybetmeyeyim. Ama kanka ya, ben onu sevmiyorum ki. Kanka ya, ne yapayım, ama oda arkadaşın iyi geçirmek istiyorsan sevmek zorundasın. Tamam. Bunu deneyeceğim, tamam. Onu sevmeye çalışacağım. Evet, onu sevmeye çalışacağım. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Evet, bunu ona söylemeliyim. Bu soruyu ona sormalıyım. Evet lan, sormalıyım. Bak şimdi, sen çok ciddi konuşacağım James. Ne oldu? Bak, biz oda arkadaşıyız. Evet. Ve eninde sonunda bizim anlaşmamız gerekiyor. Yani ben seninle anlaşıyorum zaten. Yani tabii. Sana bir soru sorsam. Sor tabii. Ama bu da çok kendi beğenmişlik olur ama biraz. Yani ne alaka, böyle bir şey demedim say. Bak, biz şimdi oda arkadaşıyız ve her oda arkadaşı bu okulda birbirine sırlarını verir. Ve ben 3 yıl oda arkadaşsızlığı çekmiş insanım. Yani evde zaten benim kardeşim olmadı. Yani kardeşim var ama abim var. O da benimle ayrı odada. Asla biri odama girmedi benim evimde. Tamam yani. Yani bana şimdi bir sırrını söyleyeceksin. Ben de sana söyleyeceğim. Tamam. Sırrım olarak ben sorayım istersen. Senin tipinden belli zaten çok fazla sır olduğunu. Evet, yani şimdi. Hiç sevdiğin biri var mı? Sevdiğim biri mi? Evet, ama şey olarak. Var mı? Var da yani, sana ne bundan? Ne alaka yani? Sadece sordum yani, var mı? Sanırım var. Tamam. Evet, sen de şimdi bana söyle ne? Benim bir sırrım yok, yemin ederim. Vallahi yok. Ciddi ol. Yemin ederim yok, Allah Allah. Tamam, benim sırrım yok. Olunca söylerim, söz. Tamam. Bir soru daha soracağım. Ne? Kimle hoşlanıyorsun?
Hayır ben anlamadım yani sanki yani o sevdiğim kişi sen misin gibi davranıyorsun. Hayır yani merak ettim ya. Senin sırrın var bari. Ben sır dinlemeyi severim. Yani bunu söyleyemem üzgünüm. Ya James hadi ya. Bunu söylemek için henüz hazır değilim. Neden? Çünkü öyle. Bak benim gözlerimi çıkarttırma Cem söyle. Yani ipucu verebilirim. Tamam. Sanırım bu okuldan biri. Ay tamam bu kadar bilgi yeter teşekkürler. Kanka çabuk gel. Ne oldu kanka? Kanka çabuk. Benim acil gitmem gerekiyor. Kesin yine bir şey oldu Nayon'la ilgili. Kanka, bütün oklar beni gösteriyor. İşaret benim, hedef benim. Ne oldu? Hani ben dedim ki bu okulda herkes burada oda arkadaşları birbirlerinin sırlarını falan verir dedim. Tamam yani. O da bana sırrını verdi tabii ki. Ne verdi? Kanka. Birinden hoşlanıyor musun dedim. O da evet dedi. Sonra ben bir tane daha soru sordum. Ne sordum? Peki adı ne dedim. O da söyleyemem dedi. Ama ipucu verebilirim dedi. Ne? Bu okuldan biri. Kanka tamam anladık. Seni seviyor işte. Kanka ama ya. Ben gerçekten bu işin içine kurtulamam. Kurtulursun kanka. Hadi koçum. Sana inanıyorum. Tamam be. Ben seviliyorsam kendimi daha çok sevdirmeyi de. Bilirim. Görüşürüz kanka. Hadi. Şimdi git koçum. Ve ona daha çok İstersen daha iyi biri ol hadi. Tamam. Ay neyse bütün okul diyecek. Hadi bay bay. Bay bay öptüm canım. Ay vallahi kız dünyanın şanslısı. Ne oldu? Lisa ile bir şey konuştuk. Allah Allah sen başka kimle konuşuyorsun ki zaten? Kimle konuşabilirim mesela başka? Allah Allah ya sen sinir küpü seni. Lisa yavaş yavaş öğrenecek. Ben ona yarın söylemeliyim. İtiraf etmeliyim. Evet, bunu yapacağım. Yarın onu söyleyeceğim. En fazla ne olabilir ki kimseye söylemedim. Olabilir Allah Allah. Hem ona söylediysem başka biri umurumda değil Allah Allah yani. Neyse, yarın Lisa'ya söyleyeceğim. Evet, Alex'e arayayım ben. Alex'e konuşurum. Selam James. Selam. Lisa. Efendim? Kantine gidelim mi? Neden? Önemli bir şey diyeceğim. Tamam gidelim. Ben gideyim o zaman. Tamam. Paramı bekle para alma. Neden? İşte alma hadi git sen. Tamam. Tık tık. Efendim kanka. Kanka ben gidiyorum. Hadi kanka git hadi çabuk. Tamam bay bay. Bay. Ne oldu? Bunu sana daha sonra söyleyeceğim. Söz. Buna eminim. Gel Lisa. Ne oldu James? Sen gel. Bekle burada geliyorum. Abla iki tane kahve. Al çocuğum ne kahvesi ne söyle bakayım. Ya bir şey olmadı abla hadi. Bir de şu şeyde alabilir miyim bir tane kruvasan? Al çocuğum kruvasan. Geldim. Hoş geldin ne oldu? Al kahve. Neden ki? Hiç yani öylesine aldım. İyi. Al sana bir tane de kruvasan. Sanırım bunu sonra yemeliyim. Ay. Neyse.
Lisa, sana önemli bir şey diyeceğim. Ne oldu? Yani ben bu konuda ciddiyim. Artık içimde tutamıyorum, anladın mı? Evet. Sana sır vereceğim sayılır. Tamam, ver. Lisa, ben sana demiştim ya okulda birinden hoşlanıyorum diye. Evet, demiştin. O kişi... O kişi sensin Lisa. Biliyorum. Yani ne alaka ya, Allah Allah, biz daha 18 yaşında çocuklarız yani. Lisa, bunu içimde tutamazdım. Tamam, yani iyiymiş, tamam, güzel. Lisa, ben seni seviyorum işte. Tamam, tamam ya, üstüne basma, Allah, anladık, anladık. Bunu söylemek için geldim. Tamam. Sağ ol. Sağ ol, neden? Yani ben seni yani seviyorum ama yani arkadaş olarak seviyorum. Her neyse. Sonunda içimi döktüm. Buna mutluyum. Evet, evet, evet. Neyse, kruvasan için de teşekkürler. Ben gideyim artık. Gitmem lazım. Bay bay. Lisa, ne oldu? Ben böyle bir şey duymaya hazır değildim. Sadece olay bu yani. Olsun ama artık duydum. Evet. Duydum. Evet, duydum. Tamam Lisa, bunu bil. Tamam. Oh be. Bunu başardın James, biliyordum. Ben senin iyi adam olduğunu biliyordum. Oh be. Lisa James'e o günden sonra ısınmıştı. Artık ısınmıştı. Ona arkadaş gibi davranabiliyordu. Ve Lisa'nın kolu iyileşmişti. Evet sevgili öğrenciler ve sevgili veliler. Çocuklarımızın üniversite hayatının da sonu geldi. Hepimiz burada bir yıl boyunca çok iyi şeyler yaşadık. Ama artık bu filmin de sonuna geldik. Öğrencilerimiz çok mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürüp iyi bir aile kuracaklarına eminim. Hepsine iyi şanslar diliyorum. Hoşça kalın öğrencilerim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İki kişilik bir yer aratabilir misiniz? Size özel. Gelin bakalım. Buyurun efendim. Teşekkürler. Birazdan geleceğim. Buyurun efendim, yemeğiniz. Afiyet olsun efendim. Burası çok güzel bir yermiş. Evet, güzel bir yer. Yemeğini yersene. Tamam. Teşekkür ederim. Evet, ben geliyorum. Bu ne şimdi ya? Çıkma teklifi miydi bu şimdi, Allah Allah? Lisa. Efendim? Lisa, ben çok ciddiyim. Tamam, ben zaten komiksin demedim ki, evet. Lisa, efendim, ben tamam görüyorum.
ne oldu? Lisa, benimle evlenir misin? Ne? Benimle evlenir misin Lisa? Yani Allah, bilemedim ki ya, ben insanım yani. Lisa zaten insanlar evlenir. Konuyu sapma Lisa, hadi, istiyor musun istemiyor musun? Benim ama yani ben yok. Hayır ya. Hayır mı? Tamam. Benimle evlenir misin Lisa? Evet. Teşekkürler Lisa. Ay, ben niye mutlu oldum? Pacific Ocean, now wanna be your secrets I have held in my heart. Çok güzelmiş. Çok geçmeden duyuldu. Siz Lisa kim? James Knight'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Peki, siz James Knight, Lisa Kim'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. O zaman ben de artık sizi karı koca olarak ilan ediyorum. Woo!